genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben diş hekimi Sağol Adaş'tan sizlere bugün diş eti hastalıkları ve tedavileri hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Diş eti hastalıkları hastalarımızın ağız hijyenini önemsemediği durumlarda meydana geliyor. Hastalarımız bazen dişlerini fırçalamıyor, bazen de dişlerini yanlış fırçalıyor. İlk aşamada çok basit olan bu durum zamanla karmaşık hale gelebiliyor. Hastalarımız ilk aşamada dişlerini fırçalamıyor, ağız hijyenini önemsemiyor. Sonrasında orada oluşan plak birikiyor ve yoğunlaşarak diş etinde ve kemikte yıkıma sebep oluyor. Diş eti hastalıkları hastalarımız tarafından güldüklerinde diş etlerinde ekstra bir morluk veya kırmızılık olduğu zaman, yani ödem olduğu zaman belli olabilir. Bazı durumlarda hastalarımızın diş etleri kendiliğinden bile kanayabilir. En son aşamada ise hastalarımız dişlerinde sallanma ve ağrı şikayetiyle kliniğe başvururlar. İlk aşamada diş taşlarının bir diş hekimi tarafından temizlenmesi ve sonrasında hastamızın ağız hijyenini doğru sağlamasıyla bu aşamaya gelinmezken hastalar bunu ötelediğinde veya dikkate almadığında bu durum diş kaybına kadar ilerleyebilir. Diş kayıplarının %90'ına sebep olan diş eti hastalıkları 6 aylık düzenli kontroller yapıldığında ve hekim tarafından müdahaleler yapıldığında yavaşlatılabilir, bazen de ortadan kaldırılabilir. Diş eti hastalıklarını diş taşı temizliği işlemi yaptığımız el aletleriyle yapabiliriz. İleri aşamalarda ise küretaj diye adlandırdığımız derin diş taşı temizliği işlemi gerekebiliyor. Daha ileri aşamalarda ise ileri cerrahi müdahaleler gerekebiliyor. Bunlardan biri de filep operasyonu. Filep operasyonunda diş eti kemikten uzaklaştırılıyor, kemiği görebilmek için. Filep operasyonu yapıldığı esnada yine aynı şekilde kemik ve diş kürete ediliyor. Yani oradaki bakteriler küretaj işlemiyle uzaklaştırılıyor. İmplant yapılan hastalarımız da aynı şekilde ağız hijyenine önem vermez ve doğru şekilde ağız hijyenini korumazsa implantın etrafındaki yumuşak dokuda önce bir bakteri birikimi meydana gelir. Bakteri birikimi ile birlikte önce yumuşak dokuda sonra da sert dokuda bir yıkım meydana gelir. Böylelikle diş eti hastalıkları tedavi edilmezse implantın kaybına varabilecek sonuçlara sebep olabilir. Bundan dolayı hastalarımızın düzenli kontrollerini ve tedavilerini kesinlikle aksatmamalarını öneriyor. Hepinize sağlıklı günler, mutlu gülüşler diliyorum.